Hayrettin Karaman, Mezar ve Kur'an. Bacanağım Sabri Benli Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Güzel hizmetleri ifa ettikten ve kubbede hoş bir seda bıraktıktan sonra Hakk'a rücu eyledi. Rabbim rahmet ve mağfiretini lütf eylesin. Son vazifelerimizi yapmak üzere çoruma geldik. Mezardaki iki değişiklik beni memnun etti. Daha önce geldiğimde mezarda hoparlörden devamlı Kur'an dinletiliyordu bu da mukaddes kitabımızın sanki bir mezarlık ve ölüler kitabı olduğu intibaını veriyordu. Bu terk edilmiş. İkincisi kabir yapımına bir standart getirilmiş. Bir karış yüksekliği var. Etrafı yuvarlak tuğlayla çevrilmiş. Üstü rahmete açık ve toprak. Başında kare şeklinde bir küçük mermer üzerinde ölünün adı ve ölüm tarihi yazılı. İşte sünnete uygun bir mezar. Memleketimizde telkin deyince anlaşılan, definden sonra kabrin başında malum şekliyle yapılan telkindir. Sünnet olan telkinse o değil, ölmek üzere olan Müslümanın yatağı başında yapılan telkindir. Tamamen komaya girmemiş, söyleneni anlayıp tekrar edebilecek olan hastanın yanında münasip birisi, zaman zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. İşte bu telkin şu hadislerden dolayı sünnettir. 1. Ölülerinize yani ölmek üzere bulunan hastalarınıza la ilahe illallah sözünü telkin ediniz. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi. 2. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Buhari, Ebu Davud. Birinci hadiste geçen ölülerinize tabirini İslam uleması mecaz manasıyla almış ve ölmek üzere olan hastalarınıza manasına vermişlerdir. Bu anlayışın mesnedi ölülerin dirileri duymayacaklarını ifade eden naslarla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının tatbikatıdır. Çünkü bunlar bahis mevzu telkini, son demlerini yaşayan hastalara yapmışlardır. İkinci hadis de bunu desteklemektedir. Cenazeyi defnettikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirde bir müddet kaldığını cemaate kardeşiniz için istiğfar edin ve iman üzerine sebatını dileyin çünkü o şu anda sorguya çekilmektedir buyurduğunu sağlam rivayetlerden biliyoruz. Buna göre sünnet olan definden sonra kabrin başında bir müddet kalmak Allah Teala'ya din kardeşimizin affı ve mağfireti için dua etmektir. Bacanağım için bu sünneti uyguladık. Şimdi bu sünneti terk edip onun yerine, ey filan oğlu veya kızı filan, dünyayı terk ettiğin zaman ve durumu hatırla şeklindeki sözlerle imamın telkin vermesi sünnet değildir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığına veya yapın dediğine dair sahih bir hadis yoktur. Büyük müçtehit ve hadis bilgini Ahmet bin Hanbel'e telkini sorduklarında şu cevabı vermiştir. Ebul Mughire vefat edince Şamlılar bunu yaptılar. Bunlardan başka mezkur telkini yapan birisini görmedim. Birkaç sahabe ve tabiunun telkin yaptığını ve bazı zayıf rivayetlere İstinad eden şafiler mezkur telkinin müstehap olduğunu söylemişlerdir. Maliki ve Hanbeliler bid'at olduğunu göz önüne alarak mekruh demişlerdir. Hanefilere göre ne sünnettir ne de mekruhtur, ne yapılması tavsiye edilir ne de bırakılması. Durrul Muhtar'ın metninde Ölü defnedildikten sonra telkin yapılmaz denmiş, i̇bn Abid'in Reddül Muhtar'da bu rivayetin kuvvetli olduğunu nakletmiştir. Fakat Hanefilerin çoğuna göre yukarıda zikrettiğimiz gibi ne yapın denir ne de yapmayın. Sünnet ve fıkıh karşısında telkinin durumu bundan ibarettir. Bir ülkedeki bütün müfti ve mürşitler ittifak edebilirse bu bid'atın terki daha uygundur. İhtilaf ve tefrikaya sebep olacaksa tasfiyesinin zamana bırakılması gerekir. Hayrettin Karaman Yeni Şafak.